Şimdi aslında korona sonrasındaki potansiyel olarak iş dünyası ve yeni dünya insanoğlu için büyük bir fırsat. Nasıl bir fırsat? Beyaz bir kağıt, yani bir tabula rasa ortamı var ve üzerine siz kendi yetkinlik ve donanımlarınızla ne yazarsanız ona göre şekillenecek. Yani büyük bir paradigma değişimi yaşıyoruz ve yaşayacağız da. Dolayısıyla burada bu paradigma değişimini doğru anlamak en kritik unsurların başında geliyor. Olasıdır ki bütün senaryolar bize şunu gösteriyor. Korona süreci sonrasında birçok sektörün bu süreçten olumsuz şekilde etkileneceği ve birçok sektörün de bu süreçten olumlu bir şekilde etkileneceği. Şimdi burada insanların kafasındaki temel soru, eğer ben potansiyel olarak olumsuz etkilenecek sektörlerdeysem, orada iş yapıyorsam veya çalışıyorsam, ben kendimi bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için nasıl donatmalıyım, neler yapmalıyım? Aslında tarihte her zaman olumsuz olan dönemler vardır. Ve bu kısıtlı dezavantaj insanoğlunun genel bir dönemlerdir. Ama bunu herkes fırsata tabii ki çeviremez. Peki kimler fırsata çevirir ve nasıl çevirir? Bunu fırsata çevirenler gerçekten iş yapış şekillerini ve bu zamana kadar bakış açılarını dönemin bağlamıyla doğru bir şekilde paradigmanın dinamikleriyle doğru bir şekilde güncelleyip kendi ezberlerini hiç düşünmeden bozabilen insanlar burada aslında fırsata çeviriyor bunu. Şimdi burada birkaç tane kelime var. Bir, paradigmayı doğru anlayacaksın. İki, kendi iş yapış şeklini ve ezberini bozacaksın. Şimdi paradigma nasıl doğru anlanır? Paradigmayı doğru anlayabilmek için çok makro bir bakış gerekiyor. Ve makro bakış için hangi parametre önemli? Politik bakış, ekonomik bakış, sosyolojik bakış ve bunların hepsinin bazında insandaki değişiklikleri anlamak için psikolojik bakış. Ve bu tip bir durum daha öncesinde yaşandı mı? Yaşandıysa nasıl öğrenimleri olduğunu anlamak için tarihsel bakış. Bunların hepsini yorumlayabilmek için matematiksel ve algoritmik bakış. Şimdi o zaman ben burada bu paradigmayı anlayabilmem için ne gibi yetkinliklere ihtiyacım oldu? Bir, benim insan psikolojisine hakim olmam gerekiyor. Yani psikiyatr ya da psikolog olmama gerek yok ama bazda insan motivasyonları nedir? İnsan nasıl davranır? Bununla alakalı gerçekten bir farkındalığım olması gerekiyor. Akabinde sosyolojik olarak bu insan ve toplumun ilişkileri nelerdir? İnsan toplumun içerisinde nasıl var olur? Toplumların dinamikleri nelerdir? Birey ve toplum arasındaki ergonomi nedir? Bunları anlamam gerekiyor. Hatta buna biraz antropoloji de katarsam çok güzel olur. Ve tüm bunu bağlamı doğru bir şekilde oturtabilmek için de tarihsel gelişimi de bilmek gerekiyor ki burada bahsettiğim tarih siyasal tarih değil, daha çok sosyal tarih. Yani bugün baktığınızda tarihte bir tane veba yok, birkaç tane veba var, birçok salgın var. Onun öncesinde sonrasında iş hayatı ne oldu, nasıl değişti, o zamanın bağlamı neydi, ne kadar endüstrileşmişti ya da ne toplumu vardı. Bunların hepsini doğru bir şekilde okumak gerekiyor. Şimdi bunları bir tarafa koydum. Bunlar belli yetkinlikler, biraz daha sosyal yetkinlikler. Bu yetkinlikleri ve bu okuduklarımı, bu donanımımı doğru bir şekilde muhakeme edebilmem gerekiyor. İşte onun için de biraz matematiğe ve algoritmaya ihtiyacım oluyor. Özellikle matematik bana sosyal bilimlere daha net bir bakış yetkinliği sağlıyor. Yani ben sosyal bilimlerdeki doğru akışları, doğru parametreleri, doğru eğilimleri görebilmem için matematiksel bir netliğe ihtiyacım var. O zaman bu perspektifte benim paradigmayı anlayabilmem için matematik yetkinliğimi de geliştirmem gerekiyor. Paradigmayı anladım, neler yapmam gerekiyor. Şimdi ezber bozmanın en büyük öncülü şu. Siz önce
mevcut düzeni çok iyi bilmeniz lazım. Az önce söylediğim aslında paradigmayı anlamak biraz oydu. Ben mevcut düzeni doğru bir şekilde bileyim, aklım da kendi iş dinamiklerimi iyi bileyim. Yani benim sektörümün mevcut durumu nedir? Dinamikleri nedir? Hedef kitlesi kimdir? Bunun olumlu yanları nedir? Olumsuz yanları nedir? Rakiplerim, bütün ekosistemi iyi bilmem gerekiyor. Ezberi bozmam için de şuna bakmam gerekiyor. Paradigmayı anlarken kullandığım yetkinlik setiyle birlikte ben neyi farklılaştırabilirim? Bununla alakalı da trendleri okumam. Yani bu iş özellikle korona süreci nereye gidiyor? Ve insanlar burada neden etkilendi? Buradaki en kritik trendleri anlama ve ezberi bozmak için en kritik konu şu. İnsan oğlu bir travma yaşadı ve bu travmadan dolayı da potansiyel olarak kaygılı olacak. Eğer evet. Ben insanoğlunun kaygısını asgari düzeye indirecek bir çözüm ve veya hizmetler bulursam, hangi sektörde olursam olayım, hangi işi yaparsam yapayım, ezberi bozarım. Çok basit bir kural. Dolayısıyla benim insanoğlunun kaygılarını asgari düzeye indirebilmem için insanoğlunun kaygılarını bir haritaya oturtmam lazım. Hı-hı. Korona sonrasında. Örnek veriyorum, işte bir tatile çıktığında otelde kalırken burada başkaları da yapmıştır, hijyen kaygısı Doğru. mı olacak? Açık büfede herkesin saldırdığı yemekte buna bir sürü insan kaşığını Tabii. sokuyor kaygısı mı olacak? Spor ya salonları, da işte ben artık her yer. Spor salonu, konserler vesaire birçok kaygısı olacak. Bu kaygıları teknolojik ya da süreçle ya da işte bu şekliyle potansiyel olarak çözmeye namzet işiniz veya ürünleriniz veya hizmetiniz varsa zaten siz ezberi potansiyel olarak bozacaksınız. Dolayısıyla özetlemek gerekirse bizim korona sonrasında bir paradigma değişimini doğru anlamamız gerekiyor. Bunun için de sosyal perspektifte psikoloji, sosyoloji, antropoloji, tarih bunu birbirimize koymamız gerekiyor. Pozitif bilimler perspektifinde matematiği, algoritmayı bunları doğru muhakeme edebilmek için cebimize koymak gerekiyor. Ve akabinde ezberi bozabilmek için post korona sonrası yani korona sonrasında ki insanoğlunun tansiyonlarına hakim olmamız gerekiyor. Kaygılarını arttıran şeylerin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve o kaygıları asgari düzeye düşürecek iş yapış şekilleri, ürünler ve veya hizmetleri ortaya koymak için kafa yormamız gerekiyor. Eğer biz bu seti doğru bir şekilde çalıştırırsak, hangi sektörde olursak olalım, potansiyel olarak biz bu süreçteki olumsuzlukları fırsata çevirebiliriz. Çevirebiliriz. Çok yararlı ve çok kritik bilgilerdi paylaştıkların. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.